Herhangi bir yerdeki animasyonu, bu Mixam olabilir veya Unreal Marketplace'ten bir tane animasyon paketi almış olabilirsiniz. Unreal'daki karakterinize nasıl aktaracaksınız? Bugün bunu anlatacağım. Normalde bundan 1-2 hafta öncesine kadar ben de Unreal'daki iskelet ve animasyon olaylarıyla alakalı neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Ama şu an geliştirme sürecinde olan projemizde benim işim bu kısmını öğrenmem gerekti. Ben de oturdum baştan sona bu işi iyice bir öğrenmeye çalıştım. Videonun altındaki bu bölümler, kısımlar artık nasıl isimlendiriyorsanız oralarda bakabilirsiniz. Hani belki siz Mixamo tarafıyla ilgilisiniz. Belki siz Marketplace'ten bir tane animasyon paketi aldınız. Orasıyla ilgilisiniz. Oralara bakabilirsiniz. Ufak bir abone, beğeni, bildirim arası verelim. Hiç beklemeden videomuza geçelim. Önce hemencecik Unreal'dan bir tane proje açalım. Bu arada ben bunu güncel 5.3.2 sürümüyle beraber yapıyorum ama bundan önceki sürümlerde de bu çalışır. Muhtemelen bundan sonraki sürümlerde de çalışacak. Epic eğer radikal bir karar almazsa, değişikliğe gitmezse. Her neyse, gördüğünüz gibi third person template'imiz geldi. Burada da bizim manekenimiz var. Hiç beklemeden haydi başlayalım. İlk olarak Mixamo tarafıyla başlayacağız bu arada. Hemen Mixamo'ya girişimizi yapıyoruz. Hesabımız yoksa da açıyoruz. İlk olarak bize bir karakter lazım. Genelde bu tarz eğitim videolarını şu Yebot'la falan gösteriyorlar da hiç önemli değil arkadaşlar. Siz hangisini kullanmak istiyorsanız, ben o yüzden Alien Soldier'ı kullanacağım. Karakteri seçtik. Download dedik. Hiç bayara dokunmuyoruz. T-Pose, FPX Binary, Download. Karakter inerken biz de hemen birkaç animasyon seçelim. Animasyonları indirirken yine Download. Şuradaki With Skin yine Without Skin. Yani skinsiz şekilde indir. Yoksa her bir animasyon texture'lı, materyalli, skinli şekilde gelecek. Hiçbir şekilde böyle bir şey istemeyiz tabii ki. Animasyonu indirirken sadece animasyonu gelsin. Gene istediğiniz animasyonu indirebilirsiniz bu arada. Benim indirdiklerimi indirmenize hiç gerek yok. Hatta şöyle bir dua ediyor. Şunu indirelim. Son olarak bir de şunu da indirelim. Herhalde yeterli bu kadar. Ooo, şunu indirmezsem olmaz. PUBG'de vardı sanki bu ya. Acayip bir animasyon. Şimdi arkadaşlar, Mixamo'daki animasyonları Unreal'a aktarmamız için bizim bunları Blender'dan konvertlememiz lazım. Bunun da sebebi, Mixamo'daki karakterlerin kök kemikleri, yani root kemikleri yok. Biz de bunları Unreal'dan falan ekleyemeyiz. O yüzden Blender'dan halledeceğiz ama Blender'ı da kullanmayacağız. Yani normal Blender'ı da kullanmayacağız. Bilgisayarınızda Blender olsun veya olmasın önemli değil. Altta linkini atacağım. Buradaki siteye geliyorsunuz. Buradaki bu plugin mi diyeyim, addon mu diyeyim, bunu indireceğiz. Yapan arkadaş sağ olsun. Bu arada kendisi de bir YouTuber, Evenspawn. Merak edenler kanalına bakabilir. Bu tarz videoları var. Buradaki linkin içinde Blender'ı da beraberinde indirttiği için hiç gerek yok. Yani bilgisayarınızda Blender olsun veya olmasın hiç önemli değil. Bu zaten ayrıca bir şekilde iniyor ve çalışıyor. Şöyle sıfır dediniz. Again. Ben aldığım için again geldi. Buraya kendi mailinizi girin arkadaşlar. Get deyin. Otomatik bu sayfaya yönlendirmiyorsa bile size gelen mailde bu sayfanın linki verilir. Şu an hatırlamıyorum hangisi oluyordu. Buradan şöyle download diyoruz ve indiriyoruz. Şimdi hem animasyonlarımız hem de konvertleme işlemi için programımız indi. Önce programı hemen zipinden, RAR'ından çıkartalım. RAR'dan çıkardık, hemen şuradan girelim arkadaşın içine. 4 tane klasörümüz var. Buradaki animasyonları ve karakterimizi şuradaki Animes in klasörünün içine yolluyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Launch Blender deyip Blender'ı açıyoruz. Dediğim gibi bilgisayarınızda var veya yok, hiçbir önemi yok. Buradan sağ üstte Options'ın altındaki küçük oka tıklıyoruz. Şuradan 4. sırada bir Mixamo gelmesi lazım. Gelmiyorsa her solution edit, preferences, buradan add-ons. Şurada Mixamo Converter. Tikini kaldırıp açın. Buradan bu Mixamo'nun gelmesi lazım. Buradaki konvertleme işlemi sırasındaki ayarlar inanılmaz önemli. Şuradaki use'yi kapatıyoruz. İşte benim başımı yakan bu arkadaş, transfer rotation. Bunu kapatın, kapatın, kapatın. Sonra buradaki remove namespace'ten tiki kaldırıp use Unreal bone name'e tıklıyoruz. Diğer ayarlara dokunmuyoruz. Zaten klasörler seçili. Anime in ve anime out. Batch convert'e tıkladığımız an konvertleme işlemi başlayacak arkadaşlar. Tıkladığım an burası maviye dönecek. Tekrardan griye dönene kadar dokunmayın. Dokunursanız yanıt vermiyor, girer. Sıkıntı olur. Tıklamıyorum herhangi bir yere. Bekliyorum. Şurada ibaresi çıkacak dönüştü diye. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Bu sefer biraz uzun sürdü. Bir fikrim yok herhalde. Dosya boyutuna falan fistan bilmiyorum. Animes in değil, Animes out. Konvertlenmiş dosyaları burada arkadaşlar. Hemen bunları Unreal'a aktaralım. Öncelikle tabii ki karakterimizi aktaracağız. Konvertleme işlemi sırasında, bu arada hiçbir yere dokunmayın. Şimdi göreceksiniz ki karakter bembeyaz gelecek. Materyaller, texture'lar bozuk halde. Çünkü konvert derken bunları umursamaz. Bunu da çok basit bir şekilde şöyle düzelteceğiz. Bu arada hemen bir göstereyim. Şu pembeli skeletal mesh'e tıklayın. Bakın şurada root kemiği var. Convert dediğimiz yeni versiyon. Ben şuradan başka bir klasöre girip Blender'dan yüklediğimiz, hiçbir konvertten geçirmediğimiz karakteri ayrıca atıyoruz. Direkt yine import diyoruz. Gördüğünüz gibi burada bütün texture'lar, materyaller hepsi geldi. Peki bu konverti neden yaptık? Tam olarak bunun için. Root kemiği yok. Bütün olay burası zaten. Her neyse, buradaki iskeletleri siliyoruz. Bunlar bir işimize yaramaz. Buradaki skeletal mesh'e tıklayıp sağdan materyalleri seçtiğimiz zaman tamamdır. Hem root kemiğimiz var hem de karakterimiz tipi bir kendine geldi. Şimdi arkadaşlar, şu çevirdiğimiz animasyonlardan birini attığımız zaman
Aslında sistem düzgün şekilde çalışır. Import meşen tiki kaldırıp şuradan karakteri kemiği seçip import dersek. Aslında buradaki animasyon çalışır. Hatta enable root boşuna tıklıyorum gördüğünüz gibi. Ama bu animasyonu başka bir karakter aktarmak istediğiniz zaman veya komplike bir animasyon var. Karakterin eli karnına giriyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan fistan. Bunları engellemek için karakterimize bir IK rig yapmamız lazım. Bunun için de bu pembe renkte bir skeleton meşe sağ tıklayıp IK rig yazıp create IK rig deyip IK rigini çıkartıyoruz. Burada yapacağımız işlemin özeti ise karakterin içerisindeki kemikleri Unreal'a tanıtmak. Abi bak root root. Pelvis, pelvis, işte kalça, omuz, şu, bu falan. Hani bunları tanı, komplike bir animasyon geldiğinde karakterin eli kolu birbirine girmesin. Buradaki ayarları uygula, bil yani ne var ne yok. Ve finalde göreceğiniz birebir aynı animasyonu farklı bir karakter aktardığımız zaman buradaki bu kemikleme işlemi çok önemli. O yüzden hiç uzatmıyorum. Burayı da böyle detaylıca anlatmayacağım arkadaşlar. Ben sadece anlatmak istediğim şeye yönelik şeyleri anlatıyorum. Dışına kanallara dokunmayacağım. O yüzden hemen girişelim buradan root'a. Sağ tıklıyoruz. New Retarget Chain. Root. Pelvis'e sağ tıklıyoruz. New Retarget Chain. İsmi doğru olmalı. Pelvis. Spine. 1'den 3'e sağ tıklıyoruz. Spine. Neck'den head'e sağ tıklıyoruz. Head. Hand'e tıklamaya gerek yok. Clavicle'dan hand'e. Bunlar kol. Left arm. Tomb'lar. Sağ tıkladık. Tomb. Index'ler. Index. Middle'lar. Middle. Ring'ler. Ring. Pinky'ler. Pinky. Sağ tarafa dokunmuyoruz. Soldan. İlkten bola. Sağ tıkla. Gene hand'e dokunmadan. New Retarget Chain. Left leg. Vücudun sol kısmını alıyoruz. Yani left arm'dan left leg'e kadar. Sağ tıkla. Mirror chain, right arm, head chain, right tomb. İsimlere bir tık dikkat edelim, belli olmaz, bazen sapıtabiliyor. Gördüğünüz gibi 1-2 dakika içerisinde hızlıca karakterimizin kemik sistemini hallettik. Şimdi başka bir karaktere aynı animasyon aktarken retarget işlemi yapacağız. O yüzden root'umuza sağ tıklayıp set retarget root diyeceğiz. Daha sonrasında add new solver'dan full body IK'yi seçip buradaki kemiklerimize ayar verebileceğiz arkadaşlar. Bu da şu yüzden önemli. Biraz önce bahsettiğim o komplike animasyonlar var ya, karakterin eli kolu karnına giriyor, bir şeyler oluyor falan. Buradan engelleyeceğiz. Buradaki kemiklere ayar vereceğiz. Bunu siz kendi oyununuzda nasıl yapmak istiyorsanız o kadar detaylı halledersiniz. Mesela pelvis buradaki bizim kalçamız. Bunun bu arada full body IK'nin tıklı olması lazım. Pelvis'e sağ tıklayıp add settings dediğimizde şöyle gördüğünüz gibi settings'i çıkıyor. Pelvis'in yerine gelip şurayı bir yaparsak pelvis'e demiş oluyoruz ki birader sakın kıpırdama. Animasyon ne olursa olsun sen asla kıpırdamıyorsun. Veya sallıyorum buradaki lower arm'a gelip sağ tıklayıp add settings'ten. Şuradan use preferred angles'ı seçip bunlar bu arada x, y, z 90. Bu da diyor ki he ben şuradaki lower arm'ı sadece 90 derece x ekseni yönünde çevirebilirim. Eğer animasyon bunu 180 derse yapamam. 90 abi benden bu kadar çıkar. Yani buradaki bütün kemiklere bu ayarları kendinizce doğru şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede ne kadar komplike bir animasyon olursa olsun karakteriniz bunu gayet düzgün bir şekilde uygular. Her neyse burayı kaydedelim. Şimdi arkadaşlar bu karakterimizdeki animasyonları başka bir karaktere nasıl aktarırız? Öncelikle burada yaptığımız kemikleme işlemi diğer aktaracağımız karakterler için de geçerli. Onlarda da aynı şekilde bu kemikleri Unreal'a tanıtmamız lazım ve retarget root'unu söylememiz, göstermemiz lazım. Mesela Unreal manikinde hemen gelelim. Şöyle Rix'ten açalım kendisini. Root'unu set retarget root yapalım. Pelvis'ten hemen pelvisini ekleyelim. Buradan karakterimize sağ tıklayarak veya normal boşluğa da sağ tıklayarak IK retargeter açacağız. Hızlıca karaktere tıkladım. No diyebiliriz fark etmez. Source bizim karakterimiz. Target ise animasyonu aktaracağımız diğer karakter. Şöyle yanına çektik. Gördüğünüz gibi bir karşıdan aldık ikisini. Buradaki bizim karakter source ya. Yani bizim karaktere bağlı olan animasyonların aktaracağınız karakterde mümkün mertebe en iyi şekilde çalışması için buradaki sol üstten 3 noktaya tıklayıp edit retarget pose'a tıklarsak bu arkadaşların şu anki buradaki edit ekranında görünümleri mümkün mertebe birebir aynı olması gerekiyor. Kollarının aynı, parmaklarının aynı pozisyonda olması vesaire vesaire. Buna şu şekilde karakter bones'tan al hiyerarşiye tıklayarak kemikleri görebilirsiniz. Buradan mesela manekinin sol kolunu seçeriz. Kaldırırız. Aynı şekilde sağ kolun şuradan da şu şekilde çevirdik miydi? 3 aşağı 5 yukarı bir şeylere benzedi en azından. Bunları siz kendi oyununuzda çok daha düzgün şekilde yaparsanız çok daha düzgün şekilde çalışır. Mesela buradan herhangi bir animasyonu tıklayalım. Gördüğünüz gibi bizimkisi böyle hoplayıp zıplayıp bir yerlere giderken bu olduğu yerde garip garip hareketler yapıyor. Bunu da şu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Buradan chain mapping'e gelip root'a tıklayıp translation modunun none'dan global scale'ı da seçebilirsiniz. Absolute'ı da seçebilirsiniz ama genelde absolute düzgün çalışır. Buna tıklıyoruz. Aynı şekilde pelvis kemiğine de gelip none'dan absolute diyoruz. Gördüğünüz gibi parmakları umursamayın çünkü onları da aynı pozisyona almadık. Genel hatlarıyla animasyonları gayet düzgün bir şekilde beraber çalıştırıyorlar. Tabii bazı kemiklerde öyle gariplikler olabiliyor.
olabiliyor. Bazı saçmalıklar da olabiliyor. Onları kemiklere ince ayarlar vererek çözersiniz. Ben o kadar detaya girmeyeceğim tabii ki. Ben bunları gayet düzgün şekilde olduğunu varsayarak tüm animasyonları seçip export selected animations deyip hangi klasör açacaksın? Content'e yollarız diyorum. Export diyorum. Gördüğünüz gibi direkt çıktısıyla beraber tüm animasyonlar geldi. Bu şekilde yani sistem çalışır. Buradan hareketli animasyonlar açıp enable root motion veya force root lock dersek gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Gayet düzgün şekilde akıyor animasyon. Yani ben bunu bir kodla beraber karakterime bir slide eklesem karakterim hiç sapıtmadan gayet düzgün şekilde bunu uygulayacak. Peki aynı bu karakterdeki animasyonları başka Mixamo karakterlerini veya başka karakterleri nasıl aktaracağız? Basit arkadaşlar, aynı şekilde diğer karakterin de kemik yapısının olması gerekiyor. Bu karakter çıktı galiba. Mesela indireyim şunu. Aynı şekilde T-Pose. Mixamo'dan indirdiğim için root kemiği yok. Bu yüzden yine aynı şekilde bunu Blender'dan konvertlemem lazım. Yoksa çalıştıramam Unreal'da düzgün şekilde. Evet, karakterimize texture grid dedik. Hemen aynı işlem. Buradaki pembe skeleton mesh'e sağ tıklayıp IQ rig deyip create IQ rig diyoruz. IQ rig'ini açıyoruz. Gene aynı şekilde buradaki kemikleri ekliyoruz. Ana karakterimize yani animasyonları koyduğumuz karakterimize tekrardan gidip hemen şuradan bu sefer de normal yerden A2 retargeter'ı açıp sonra bizim karakteri buradan isterseniz boyutunu büyütebilirsiniz. Normalde kalabilir. Hiçbir önemi yok. Yine aynı şekilde dansa mansa tıklarsanız gördüğünüz gibi bazı şeyler oluyor, bazı şeyler olmuyor. Gene bunlar için aynı şekilde root'a gelip tamam, tertemiz. Gördüğünüz gibi yeni eklediğimiz karakterde her şeyi layıkıyla yerine getiriyor. Yine buradaki animasyonları aynı şekilde hepsini seçip ya da hangisini kullanacaksanız export deyip orada third person'a exportlayalım mesela. Gördüğünüz gibi yine bunun da duasına bakalım mesela. Bu da böyle elleri ters tutaraktan duasını ediyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde animasyonlar çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Aynı şekilde hareketli animasyonlara da enable root motion dediğimizde veya force root lock dediğimizde hiçbir problemi yok. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Mixamo tarafı bu kadardı arkadaşlar. Şimdi son olarak Unreal Marketplace'ten bir animasyon aldığınızı düşünerekten bunu karakterinize nasıl entegre edersiniz onu göstereceğim. Mesela şu Drunkman'i kullanalım. Başka bir projede kullanmışız. Paketimiz indi. Direkt content'e geçelim. Direkt yeni bir klasör olarak gelir bunlar. Paketi hangi rig'in üzerine yaptılarsa arkadaşlar öncelikle onu bulmamız gerekiyor. Benim gördüğüm şuradaki manekenin üzerine yapmışlar. Buna sağ tıklıyoruz. Hemen bir IQ rig oluşturalım. Adamlar oluşturmamış çünkü. Hemen hızlıca şuradaki kemikleri yapalım. IQ'yi hallettik. Buradan retargetimizi açalım. Source kısmına bu arkadaşlar. Target kısmına aktarmak istediğimiz karakteri seçiyoruz. Gördüğünüz gibi animasyonlar burada. Gördüğünüz gibi Unreal Marketplace'deki bir animasyon paketindeki animasyonları da kendi karakterimize uyguladık. Şöyle sarhoş paketimizden bir şeyleri çıkarttık. Yani bu kadar arkadaşlar. Olabilecek en hızlı şekilde anlatmaya çalıştım. A'sından Z'sine Mixamo olsun veya bir animasyon paketi olsun. Herhangi bir yerdeki animasyonu kendi karakterimize ve hali hazırda kendi karakterimizde olan ama başka bir karaktere aktarmak istediğimiz bir animasyon olduğunda tam olarak nasıl bir süreçten geçiyor, nelerin yapılması gerekiyor ediyor. En ince detayına kadar göstermeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Umarım beğenirsiniz. Destek olmak için abone, like, bildirim gibi şeyleri unutmayalım lütfen. Videonun başında çok ufak değinip geçtiğim geliştirme sürecine dediğim projemizle alakalı şeyleri de yakın zamanda göstermek istiyoruz sizlere. Daha çok erken aşamalarda zaten göstermek istiyoruz dediğimde özellikle devlog tarzı içerikler için. Bunların bu arada nasıl çalıştığını görmek için illa buradaki pencerelerden de baktığınıza gerek yok arkadaşlar. Bunları buraya da atabilirsiniz. Şuradan görebilirsiniz. Birileri duasında, birileri dansında. Ortam şahane. Bizimkinin keyif yerinde. Dur lan dur. Bizi götürecek gider ayak ya. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.